Selamlar, sevgiler, saygılar. YouTube'dan izleyen arkadaşlar hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yaralı yüz, yarık kafa Lincoln Clay ile Mafya 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz en son. Pembe arabamız da burada duruyor. Niye geldin lan? Komik mi? Orada biri kıkırdadı. Şimdi ne yapacağız? İki çeşit, iki tür, yani biri şöyle turuncuydu, öbürü mordu. Yok, mor değildi. Ne renkti? Mavi miydi? İki farklı renkte yan görevler almıştık. Bir rengi komple temizledik. Ama şurada böyle bir şey daha çıktı. Bu sonradan çıktı. Oraya o buradaki görevleri temizleyince çıktı. Şimdi bu, önce bence buna gidelim. Bunun da temizleyince acaba böyle yıldız gibi bir şey çıkacak mı bilemiyorum. Biri turuncu, biri pembe gibiydi galiba. Diğer rengi hatırlamıyorum. Morlar bizim şey, bizim kazandığımız bölgeler. Bizim ele geçirdiğimiz, artık bizim için güvenli olan bölgeler. Buraları da zaten Cassandra yönetiyor. Cassandra'ya çok iş düşüyor. Böyle genel evler, kazinolar falan filan. Neyse. Uyuşturucu işi yapan kiliseler, tuhaf tuhaf işler. YouTube içinde evet, videolar böyle başladı. Aslında öncesinde ben Twitch'te yayın yapmıyordum. Sonrasında Twitch'te yayın yapmaya başladığımda Twitch için ayrı, YouTube için ayrı videolar çekiyordum. Twitch'te atıyorum 3-4 tane oyun, YouTube'da 3-4 tane oyun şey olmaya başladı. Yani beni de zorlamaya başladı. Sonra arkadaşlar dediler ki, sağ olsunlar, ya abi sen YouTube'da yayınlayacağım videoları direkt Twitch'te canlı yayında çeksene. Başta bir yadırgadım, sonra ya mantıklı dedim. Öyle yaptım. İyi ki de öyle yapmışım. İyi ki de arkadaşlar o aklı vermişler. Hani bende olmayan şeylere bazen dışarıdan destek ihtiyaç olabiliyor. Takviye. Dishonored Knife of Dunwall DLC'sini oynamayı düşünüyor muyum? Ya şimdi Dishonored 1'i bitirdik, sonra 2'yi de bitirdik. 2'nin o ek oyununu da bitirdik. Şimdi tekrar geri dönüp Davut'la ikinci oyunda, ikinci oyunu bilmiyorum, izlemeyenler, oynamayanlar var mı? Spoiler vermeyeyim Davut'la ilgili ama tekrar birinci oyuna dönüp şey yapsam mı bilemiyorum. Ya olabilir aslında, fena fikir değil ama şimdilik ilk programımda olan durumlardan biri değil. Başka oyunlar var çünkü sırada. Bir ara ne oynasak diye kararsız kalırsak, o ara bana tekrar hatırlatın. Mantıklı çünkü. Ha, Discord sunucumuz da var. Evet, arada bunu paylaşabilirsin. Panik. Ben videoların altına koyuyordum linkini de, bazılarına koymamış olabilirim, unutmuş olabilirim. Imagine Greco thought his uncle Sal give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. İkna etmek zor mu olacak? Bizim için mi? Şu kafadaki yara izini görseler onlar ikna olur zaten direkt de. Adam kafadan kurşun yemiş, ölmemiş. Daha ne olsun? Bize şimdi çıktı. Sigara işareti var. Depoyu soy. Korumaları sorgula. Ya işte bunlar sıkıntı. Kaçıyorlar çünkü. En yakın hangisi? Bu farz edelim ve oraya gidelim. 217 metre ama ben oraya koşarım. Şu ne ya? Ya bu metal mi topluyorum? Bir şey topluyorum ben sağdan soldan. Şu anda aldığım da oydu galiba. Ne işime yarayacak onlar, beni çok merak ediyorum. Şu ana kadar hiçbir işime yaramadılar. Şey mi var acaba? Hiç bakmadım ben ya.
Yok. Yani loot yaptığınız envanterinizdeki ıvır zıvırları birleştirerek silahlarınızı falan geliştirebildiğiniz bazı menüler oluyor ya, öyle bir şey yok yani burada. Seçenekler, bu oyunun seçenekleri, koleksiyon, anı defteri, bağlantılar, kara liste, harita. Bilemedim. Hadi ya. Gerçekten mi? Okey. Suda bir süre yüzünce şey oluyor muydu ya? Sinking City mi aklımda kalmış? Oyunları mı birbirine karıştırıyorum? Adamı suya mı düşürdüm ben? Adamın oltasını düşürdüm galiba. Pardon abicim. Ben atlasam karşıya çıkabilir miyim? Sudan. Ha, Rogue'da donuyorduk, doğru. Sinking City'de kılıç balıkları diyecektim. Yılan balıkları bizi ısırıyorlardı. Rogue'da da donuyorduk, doğru. Bunda GTA gibi, bunda hiçbir şey olmuyor. Arkadan bu taraftan dolaşabiliyor muyum acaba? Okay then. Get over here now. I got a gator who loves color boys. In behind something. Don't trust him with a motherfucker you own size. İşte bu. Lan. Abi. Oo, hayır. Hayır. Yine ölmemeliyim. Ölemem. Ölemem. Öleceğim. Yine öleceğim. Yine cephanem bitti ya. Bunlar neymiş? Patlayıcı mı? Galiba patlayıcı. Neredesin? İyi. Buna cephane harcamadık. Güzel. Şu silahı alsam. Ha, tabanca ya. Bana tüfek lazım. O zaman bunu alayım. Gerçi buradaki görevi bitirdik. Bunları patlatmam gerekiyor mu acaba? Aa, evet. Maddi zarar verdikçe ben para kazanıyorum galiba. İyiymiş. Tamam. Bu sefer hallettik. Zor oldu ama oldu. Şimdi diğer adama indirelim. Orası kaç metre? 300 metre. Koşarız. O silah yalnız nerene sokuyorsan artık onu bir kaldır. Roy'un infazcılarını öldür. Kalan maddi zarar. 11.850. Ha, bu kadar zarar vermek de zorundayım herhalde. Thief oynamış mıydım? Yayın yine kırmızı oldu ya. Thief'in ben en son 2013'te çıkan son Thief oyununu oynadım bir tek.
Eski Thief oyunlarını oynayanlar o son Thief oyununu çok sevmemişlerdi nedense. Ama Square Enix zannedersem Thief'le 2013'te Tomb Raider serisine de bir yenilik getirmişler diye. Eski Tomb Raider'lar gibi değildi. Yeni Tomb Raider'lar. Lara gençleşmişti falan. Eski Tomb Raider'cılar da başta bir tepki verdiler, beğenmediler falan ama sonradan sevdiler, alıştılar. Ben sevmiştim. Ben eski Tomb Raider'ları da oynamamıştım. Yeni nesil Tomb Raider'ı ben çok sevmiştim. Bayağı hoşuma gitmişti. Thief de çok hoşuma gitti aynı şekilde. Çok sevdim ama önceki Thief oyunlarını oynamamıştım dediğim gibi. Yani daha mı iyi olmuş yeni oyunlar, daha mı kötü olmuş bilemiyorum ama güzeldi. Sonradan Tomb Raider gibi yapıp da o Thief oyununun devamını getirmedi nedense. Çok tutmadı herhalde. Hatta hiç konusu bile açılmıyor son 7 senedir neredeyse, üzerinden 7 sene geçti. 6 sene. Yeni bir Thief oyunu gelecek diye hiçbir yerde duymadım. Keşke gelse, ben sevmiştim. Oraya gidecek. Ama aşağıda gösteriyordu adamı ya. Allah Allah. Şimdi orada gösteriyor. Galiba oradan aşağıda metro mu var, bir şey. Bir yere ineceğim herhalde. Oo, düşman mahallesine giriş. Gizli gidelim. Bu oyun gizlilik oyunu değil tabii, Dishonored gibi. Veya Thief gibi ama. Oyunlarda gizli gitme olduğu zaman seviyorum. Tabii bir aksiyon oyununa gizli gitme özelliğini koyuyorlar da çok da işlemiyor genelde aksiyon oyunlarında. Yani bu tarz oyunlarda. Assassin's Creed'lerde falan da var mesela gizli gitme ama ne kadar çalışıyor. Oo. Yine mi? O silahın da mı şarjörü bitti? Gerçekten mi ya? Abi, benim şu şarjör sorunuma acil bir çare. Gemiyi mi tamir ediyorlarmış? Kaç kişiler ya? Bir tanesi gitti. Çok uzaksın. Ben oraya... Uhuhu! Abi ben oraya nasıl geçeceğim ya? O da gitti. O da gitti. Oha, 2 kişi, 3 kişi. Güzel. Nöbetçi alarma geçemedi. Geçmeye niyetlendi de. Niyetine girdi ama. Olmadı. 100. 100 Lincoln. 100 100 100 100 100. Onlar buraya gelemeden. Ah be. Ah. Suya düştüm. Ben suya düştüm diye beni kaybettiler mi? Galiba kaybettiler. He's gone.
Uf. Al bunu. Ha, bunu almasına gerek yok. Bunun cephanesini alabiliyormuş. Güzel. Neredesin bebişim? Ha ha ha. Bak şimdi sana bir sürprizim var. Fena. Yayın nasıl? Yayında bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Ben de çünkü kırmızı görünüyor sürekli ve ben bugün niye telefondan açmadım acaba? Bu silahı alsam mı? 29. Evet, bunu alayım. Telefondan CS Redway, selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, hoş geldin. Ben de telefondan açayım yayını. Ben şu anda yayını izlemiyorum. Niye açmadıysam? Benim kafa bir gitmiş bugün ya. Şunu bir açayım bir müsaadenizle. Nasıl olsa düşmanları bitirdik. Şurada yeşil bir yer var. Evet. Herhalde tamamdır. Ha, burada para var. Niye alıyorum bu yeşil topladığım şeyleri acaba? Buna binebiliyor muyum? Çalıştır. Bunları çalıştıramıyorum. Aa, çalıştırıyorum. Dönmüyor. Aa, bir dakika, öbür tarafa doğru dönüyor. Tarafa dön. Evet. Böyle gidelim. Nereye gidecek acaba? Suda yüzen bir şey vardı bu arada ama ne? Balık herhalde. Nereye gidiyorum acaba? Oo, köprüler möprüler. Nasıl bir kasaba, nasıl bir şehirse burası. Bana biraz şeyi hatırlattı. İzliyor musunuz bilmiyorum. DC'nin şu anda yeni bir dizisi var. Swamp Thing. Bataklık şeysi. Güzel de bir dizi. Yani süper kahraman dizisi gibi de aynı zamanda değil gibi de falan böyle. Hoş olmuş. Oradaki şehre benziyor sanki. Arada bataklık mataklık. Arada donmalar var değil mi? Evet, ben de fark ediyorum şu anda önümde telefon olunca. Onu halledelim de nasıl halledelim bilemiyorum. Şuraya da bir gideyim. Şu bir iki görevi yapayım. Devam ederse donmalar, bir çıkayım tekrar gireyim yeni. 400 metre uzakmış bu ama neyse, koşalım artık. Şurada daha yakın bir yer var. Ha, bu ana şey. Araba mı alsam ya? Aa, benim şeyi, arabayı bir yerde bıraktım şimdi. Kim bilir nerede bıraktım. Onu tekrar bir yerde bulabiliyor muyum acaba? Kendi arabam oldu mu artık benim acaba? Pembe vos vos. Hayır, polis. Polis, hayır. Hayır, polis. Ya hemen gidip polisi arıyorlar ya. Ben bu arabayla polisten nasıl kaçacağım? Şurada zırhçı varmış ama neyse. Polis düşecek peşime. Evet. Geçtim. Tehlike bölgesinden çıktım. Şurada bir zırh varmış. Bu zırhı alayım. Aa, sağlık da varmış. Sağlık ve zırh. En çok ihtiyacım olan ikinci şey. Birincisi İzinsiz giriş. Sağlık değilmiş burası ya. Birincisi cephane, silah. İkincisi sağlık. Gelmem gereken bölge yer mi burası acaba? Hemen bir bakayım. Değil. Orası burası. Zırh nerede?
Ya bunların hepsine böyle şeyle girmesek iyiymiş aslında. Ah. Bu oyunun FPS'i 60 FPS'de oynuyorum. Sıkıntı yok. Grafik ayarlarını göstereyim size. Yani 1080p'de oynuyorum. 60 FPS'de oynuyorum. Hatta canlı yayınlarda YouTube kaydı yapmazdan önce 1080p olarak YouTube'da yayınlıyordum da, ama şimdi canlı yayında 60 FPS olarak yayınlıyordum. 60 FPS'yi canlı yayın kaldırmadığı için genel kalite, tam ekran, vertikal açık, yüksek. Hareket bulanıklığına ben bütün oyunlarda kapatıyorum. Sevmiyorum. Geometri yüksek, gölge yüksek. Yansımayı da ben çoğunlukla kapatıyorum. Çünkü özellikle insan ciltlerini çok plastik gibi gösteriyor. Böyle herkes sanki şey, vitrin mankeni gibi oluyor. İnsanların yüzünden de ışık yansıyor falan. Sevmiyorum öyle. Yüksek yani. Bütün ayarlar genel olarak yüksek. Daha yüksekleri var mıdır? Kenar yumuşatma yok. Daha yüksek yok zaten. Yani yüksek ayarlarda oynuyorum. 60 FPS'de oynuyorum. Sormuş arkadaşlar diye söyledim. Canlı yayında. Bir dakika ya. Sağlık var. Nerede o? Nasıl ya? İçeride ama nerede? İçeride nerede? Burası düşman bölgesi mi ya? Aa evet, bunlar düşman. Ben bunları öldüreyim. Ama çok kalabalıklar. Şu herif beni görebilir. Yukarı nereden çıkarım? Şuradan çıkarım. Neredeydi o herif? Aa gidiyor. Geliyor. Ha? Hu. Ağzını yüzünü yoldum adamın. Aha, alarma geçtiler ya. Bu pek iyi olmadı. Hiç hoş olmadı. Neyse, silah. Gelsene sen bir oradan ateş edeceğine. Olmadı. Düşündüğüm şeyi yapamadım. Panik oldum. Kim ateş ediyor bana ya? Nöbetçiler, alarma geçmeyin. Aç. Geçmeyin. Geçmeyin alarma. Geçti. Ya ben buraya sağlık almaya geldim ya. Sağlık almaya geldim. Sağlığımdan olacağım. Uf. Destek ekipleri de geldi. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Çok güzel. Oha. Lan ben onu niye vuramıyorum? O beni vuruyor oradan. Oho.
our chance. Make way, boys. Oho. Oho. Ah be. Şarjör. Oluyordu. Olacaktı. Olmuştu. Tam da oluyordu. Çok geldiler ama ya. Kendimi gösterdim. Gördüler. Yani ilk girdiğimde kimseyi silahla öldürmedim ama. $1,562 kaybettim. Ben sizin canınıza okumaz mıyım? Muhtemelen okumam ama denerim. Şurası mıydı orası? Kalk sakar. Oldu tabi. Oranın girişi orası değildi ki. Yalnız içerisi bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Bunun girişi neredeydi ya? You should be scared. Shit. Let's keep looking. Denk getiremiyorum ki herife. Burayı şey yapamıyorum şimdi. Daha önce yaptım diye herhalde. Hadi ya. Bir daha mı? Evet ya şey Sazan TV'de 1440 1440'a 900'dü. 1050 de değil 900. Zırh al. Evet çelink. Çelink yelenk. O kötüydü. Orada ekran benim monitörüm 1440'tı. O yüzden. Uhuhu. Yine aynı yerdeyim. Yine beni öldürecekler. Bunlar kesin beni öldürecekler. Şurada biri var. Ya. Uhu. Bitmediniz mi? Tabii ki bitmediniz. Orada biri daha var. Come get me boy. Olur. Did we lose him? Where'd that fuck go? Aha, cephane. Ne vereceğim? Hayır. Öyle mi? Hayır. Nöbetçi alarma geçemedi çünkü öldü.
Galiba herkes tamam. Huh. Şimdi zarar vermek istiyorum buraya. Maddi zarar tamamlandı. Olsun. Biraz daha zarar verin. Bunlar da benden. Para topla. Topla. Neleri deviriyorum? Bir şeyleri sürekli deviriyorum ama. Bu neymiş? Ha, pompalı. Ben buraya almak için geldiğim şeyi alayım bari. Nerede? Heh. Oh be, bir tane sağlığım oldu. Çok şükür. Nur topu gibi bir sağlığım oldu. Şimdi gideyim. 366 metre. Aslında gitmem gereken yere daha varmış da. Burada kapı yok mu bu tarafta? Ta öbür tarafa mı yürüteceksiniz beni? Gerçekten mi? Gerçekten. Okay. Ha yok, burada var. Çıkış. Güzel. Zaten buradan gelmiştim, geldiğim yer. Süper. Ama bir dakika ya. Buraya geri dön diye. Ben şuraya gitmeden olmaz. Öyle olmaz. Şaşmaz 33, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen nasılsın? Bu bizim pembeydi, bu sarı. Sarı daha güzel ya. Sarı Mercedes olsaydı daha güzel olurdu ama. Vosvos da olur. Bu da tam Vosvos sayılmaz ama. Ablacığım, arabanın önüne doğru atlıyorsun ya. Geçtim. Geçemedim. Ha? Şaşırmaları çok komik ya. İnelim. Şimdi nereye? Of. Evet, bu kolay oldu. Arabayla falan kovalamaktan daha kolay oldu. Vosvos candır, doğru. Öldürme, ekibi al. Gel sen benim adamım ol. Şerefsiz bir tipe benziyorsun, tam benlik. Hem benim adamım olacak, hem kolunu kafasını kırdık. Neyse, gelmişken soyalım buraları. Lincoln Clay'de tam böyle şerefsiz oldu. Ablacım korkma ya. Aa! Sağlık. Nerede? İçeride. Ben onu niye görmedim? Çünkü burada. Evet. 2 oldu. Oh be. Ben bu el bombalarını neyle atıyorum ya? G mi acaba? Ya da orta... Buradan mı seçeceğim? Yok, burada yok ki. Aa, bir dakika, bir daha gir. Bir dakika, şimdi olmadı. Bunu almam lazım. Hey. Playboy 7'de 1. 7 tanenin bir tanesini mi bulmuşuz? Yuh. Tesadüfen gördüm. Onlara da bakarız bir ara. Şimdi topluca bakarız. Aha, şu polis mi? Polis. Bir dakika, ben şurada bir görev daha var. Hatta burada bir tane daha mı var? Evet. Aa. Önce bunu yapalım. Burası benim temizlediğim yer. Az önce temizlediğim yer. Şimdi gittiğimde tekrar dolmuş olursa çok kızarım. Polis, hayır. Hayır. Şüpheli değilim.
Depoyu soy. Merhaba. Deponuzu soyacaktım da. Ha? Yokum, yokum. Yokum. Lan herkes görüyor beni. Abi. Sen nasıl ölmedin ya? Bittiler mi? Bitmemişler. Yani içeriden birinin sesi geliyor ama kendi yok. Hu hu hu. Bu muymuş? Oho. Güzel. Hiçbir şey olmamış gibi çıkalım. Elim alıştıktan sonra kolay. Şu buraya bir daha gidelim. Acaba benim az önce girip yani tesadüfen girip bir sağlık ilacı almak uğruna önce bir kere ölüp sonra herkesi patakladığım mekan mı yoksa başka bir yer mi? Ya orası galiba ve evet. Tekrar dolmuş. İçerisi kaynıyor. Abi ben sizi öldürdüm ama ya. Bunlar şu anda zombi. Ölmelere doyamadılar bu adamlar. Abi. Ben onu niye vuramıyorum ya? Heh. Gel. Fuck. Bir daha çık. Ah. O bir tane şey tüfek var ya. O tüfekten olacak bende şu anda. Ben bunu almıştım. Aa dışarıda da biri var. Bu tarafta biri var. Bu tarafta kapı yok ki. Buranın arkasında. Buradan giriş var mıydı? Vardı evet. Heh, bana da burayı bir daha açtıracak. Yani ben burayı iki kere açtım yahu. Onu al, al al al. Evet evet o lazım bir şey. Uf. Ezdim. Dışarıdan orada iki kişi var. Orada bir kişi var. Güzel tamam. Ya ben bunları temizlemiştim ya. Dört kişi varmış. İki tane nöbetçi. Nöbetçileri indirirsem yardım çağıramazlar. Ama şimdi bunu alsam bu görecek, onu alsam o görecek. Aha. Görmedi. Aa görmedi, çok güzel. Evet, çağlarıma geçti ama öldü. Where'd he get off to?
o da nöbetçi. Gelsene nöbetçi. Holy shit, that's a corpse. Polis mi? Polisler mi gelmiş? Uf. Çok güzel aldım. Aşağıda bir kişi daha var. Bir kişi de geliyor gibi görmüştüm ama yanlış mı gördüm acaba? Hala temizlenmiş. Silah dolabı var. Dürbün var orada. Dürbün simgesi ne ola ki? Ha silah. Ha dürbünlü silah. Tamam az önce de bakmıştım ya. Allah Allah bir kişi kaldı herhalde ya. Ha yok. Benden bu aracı götürmemi istiyor. Yani az önce isteseydi ya. Ben buraya hazır girmişken. Niye illa sırayla yapmak zorundayım ki? Ben buradan çıkamam. Buradan çıkarmayayım. Burası neresi? Deniz mi orası? Yok deniz değil ya. Çıkarım. Nereye götüreceğim bunu? Polis peşime düşmese bari. Ah be araba ya çok küçüksün göremedim önümde. Kusura bakma. Bu arabayı birinci kişi kamerasıyla sürme var mı acaba? Kesin vardır da. Şu anda ona bakamayacağım. Dön dönsene araba dön dönmedi. Bu ilaç var herhalde bu arabada. Olmadı mı? Düzgün mü park edemedim? Ha yok. Ettim. Yo etmedim. Allah. Yo yani buraya gösteriyorlar. Abi daha nasıl park edilir buraya? Tam buradayım işte. Yani bence getirdim ya. Bence getirdim. Burası mı? Müdür bir konuşak senle. Bir dakika ya. Çal ya da yok et. Kamyonu ya hurdaya çevir ya da bir iyi Peder James'e götür. Peder James. Peder James. Bu Vito. Cassandra. Peder James. Sen peder misin? Connie DeMarco. Peder James kim ya? Allah Allah. Şurada bir sigara simgesi daha var. Bu sigara simgesi bu araç. Allah Allah. Connie DeMarco ile konuş diyor. Konuşalım ya. Yani herhalde oldu. Buraya getirdiğimde bu aracı hala burada gösteriyor da. Herhalde oldu ya. Yani
Dur bakalım. Olmadıysa da artık oldu. Yani olduğu kadar. Roy is rattled, scared of Greco, terrified of you. Heard he starts sleeping at the warehouse, the only place he feels safe. Good. Means I have an easier time getting my hands on him. Once he's taken care of, we'll move in. Vito will turn things around. You'll see. That poor fucker Roy is Vito düzeltir ya. Bana defteri güncellendi. Ama benim arabam hala orada. Bak. Kızıyorum ama. Yüzleş bu Semin'in barı. Donovan. Fikri olan. Ne yapayım ben bu arabayı? Ya da ben bu arabayı yok edeyim ya. Evet, arabadan kurtulayım. Ya arabadan kurtul diyor. Ya da peder James'e götür diyor. Ben mi yanlış okudum ya? Arabadan kurtulayım bari. Hadi ya. Bir arabadan nasıl kurtulursun? Nereye çarptım ya? Hayır. Hayır. Ya buradan dönüp aşağıya göle, denize, nehire atacaktım. Şu anda kilitlendi araba, kaldı burada. Winch. Olmuş mudur? Oldu. Arabayı göstermiyor simgesi ama herhangi bir görev başarıldı, şu oldu, bu oldu diye de yazmadı. Neyse. O gösteriyordu zaten de. Lan niye ben buraya işaret koydum? Sadece arabaya binince galiba yolu çiziyor bana. Herhalde bence patlamıştır. Hayır. Ben üstüne koşuyorum, bir yavaşla.